hoş geldin. Gel içeri. Mithat, şimdi ne yapacağız? Gerçeği öğreneceğiz. Gerçeği. Evet, dinliyorum. Neden geldin? Hiç değişmemişsin. Sadece bakışların. Yok, hayır. Vazgeçtim. Lütfen şimdi git buradan. Aslı, birkaç dakika konuşalım. Sonra istersen giderim. Yardım etmek için geldim. Yardım mı? Bunca zaman sonra yardım etmeye mi geldin bana? İhtiyacım yok, sağ ol. Aslı, lütfen otur. Sadece 5 dakika. Olay gecesi adamın kardeşi de ölmüş. Belki de bu bir tür hesaplaşma. Belki de Eren bir şeyler öğrenmişti. Belki de Aslı o kadar masum değil. Hey, yanlış bir şey mi söyledim? Bak, olanlardan beni sorumlu tuttuğunu biliyorum. Bunları değiştirmek için elimden bir şey gelmiyor. Seni suçlamıyorum. Beni nasıl suçlarsın ki? Ben hem annemi hem de babamı kaybettim o gün. Sen gittin, annem intihar etti. Her şeyi değiştirebilmenin bir yolu olsaydı keşke. Zamanı geri alamam Aslı. Kaybettiklerini geri getiremem. Ama seni korurum. Bak, neden bahsettiğini bilmiyorum ama bu kadar yeter. Şimdi artık lütfen... Dinle Aslı. Beni dinle. Etrafında bir şeyler dönüyor. Tehlikede olabilirsin. Ne? Eren'in ölümüne neden olan şey neyse senin için de tehlikeli olabilir. Bırak seni koruyayım. Sen benim mi? Başka çarem yoktu. Ben senden hiç vazgeçmedim. Nasıl vazgeçeyim? Beni izledin, öyle mi? Gizli gizli hayatımı seyrettin. Senin buna ne hakkın var? Aslı. Sen de biliyordun değil mi? Sen de ona yardım ettin. Aslı, ne olur sakin ol. Sakin falan olmayacağım. Nasıl yaparsınız bana bunu? Kızım, dur. Sakın bana kızım deme. Sen o kapıdan çekip gittiğin gün benim babam öldü. Anladın mı? Söylediğin hiçbir şey umurumda değil. Çünkü seni duymuyorum. Çünkü sen yoksun. Çünkü benim babam yok. Şimdi nereye gidiyoruz? Söylesene. Aslı'ya.
Kemal'e nasıl dayandın burnumuzun dibinde? Başka çarem yoktu, beklemem gerekti. Bu çok büyük bir mesele Çetin. Karaca Bey de dahil mi bu meseleye? Hepimiz dahiliz. Kolay mı sanıyorsun sen böylece durmak? Kaç kere çektim silah, haberin var mı? Yapamadım. Benim atacağım yanlış bir adım hepimizi tehlikeye sokardı. Seni düşündüm, Aslı'yı düşündüm. Ben de Eren'i düşünüyorum. Karaca Bey kimi düşünüyor peki? Onu tanımıyorsun Çetin. Yıllardır en zor zamanlarımızda arkamda durdu benim. Şimdi yollarımız ayrılıyor olabilir. Ama onu zora sokacak bir şey yapamam. Kemal'in ne ilgisi olur onunla? Kemal onun peşinde. O yüzden Aslı'ya, bize yaklaşmaya çalışıyor. Eren de Karaca Bey yüzünden öldü demek ki. Sen ne dersen de ben o adama güvenmiyorum. Seni olmadan yapabilirsin. Ama o sensiz yapamaz. Niye çağırdın beni? Mithatsız olmuyor Zuhal. Bu iş çok uzadı. Mithatsız olmuyor. Her konuşmasında beni bırakmayacağını söylüyor. Ama farkındayım. Başka planları var. Beni çoktan sildi kafasında. Ne yapacaksın? Onu elimde tutmak için ne gerekiyorsa. Mithat'tan ne saklıyorsun sen? Her şeyi de bilme. Bir şeyi bilmeden bundan sonra kılımı kıpırdatma. En pis işlerine beni sürüyorsan bunu da anlatacaksın. Osman'ın ona söylemesinden korktuğun şey neydi? Eren'i ben öldürttüm. Eren'i? Mithat'ın can kardeşinin canını sen mi aldın? Niye? Mithat beni bırakıp gidecekti. Eren ölünce yine birlik olduk. Ona yardım ettim. O da beni bırakamadı. Daha ne istiyorsun Mithat'tan? Hayatını zehir ettin adamın. Kahyası mısın sen Mithat'ın? Sana ne? Benden ne istiyorsun o zaman? Bir yandan o Aslı denilen kız, bir yandan da Kemal'e olan öfkesi Mithat'ın aklını karıştırdı. Benden uzaklaşıyor. Buna izin veremem. Eskisi gibi olsun istiyorsun. Mithat her şeyimi biliyor benim. Eğer beni bırakıp gidecek olursa onu yaşatma. Aslı ile konuşmam gerek. Abi bu halde ne konuşacaksın? Her şeyi soracağım. O bana yalan söylemez. Tabii yalan söylemez sana Aslı. Ya sen şimdi gideceksin, sorguya çeker gibi konuşacaksın kızla. Ben seni bilmiyor muyum? Nasıl hissedecek kendini? Konuşmadan duramam Çetin. Böyle düşündükçe neler olduğunu delireceğim artık. Bunun sonu iyi değil. Abi anlıyorum seni de. Böyle sanki kızın bir suçu varmış gibi çat kapı gidilmez. Bir telefon et. Aslı, nasılsın? Sağ ol Mithat. Evde misin? Hayır. Neredesin? Dışarıdayım, yürüyorum. Konuşmak istemiştim biraz. Ya, daha sonra konuşsak olur mu? Ben pek iyi hissetmiyorum da. Biraz yansı kalsam iyi olacak. Peki. Tamam, hoşça kal. Ne oldu? İşi varmış. Bye.
Sadece sen olsaydın şimdi. Bir tek sen olsaydın. Kimseyi istemezdim başka. Çok özledim anne seni. O kadar yorgunum ki. Eren'i getirip tanıştıracaktım seninle. Ama belki de siz tanıştınız bile. Anne, bırakmıyor peşime hataları. Eren belki de benim yüzümden öldü. Nasıl katlanacağım buna bilmiyorum. Şimdi bir de o geldi. Seni benden alan adam. Anne. Anne, o bizi bırakıp gitti. Anne, sen canından vazgeçtin. Ben şimdi nasıl bakarım onun yüzüne? Anne, ben nasıl baba derim ona? Affet beni Zeliha. Kendimi Aslı'ya affettireceğim. Sana söz. Sen de beni affet. Burcu Aslı konusunda çok emin konuşuyor. Burcu her konuda kendinden çok emin. Konu ben miyim? Sen zaten uzmanlık alanısın belli ki. Biz çok uzun zamandır birlikteyiz Burcu'yla. Yani çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Zor olmuyor mu hem iş hem aşkı bir arada yürütmek? Bizim durum belli. Bir varmış bir yokmuş. Şu sıralar sana sormalı. İşle aşk bir arada nasıl gidiyor? Çetin mi? Yok canım, daha neler. Neyse. Burcu Aslı hakkında bir şeyler anlatmıştı. Ne diyordun? İş konuşalım artık değil mi? Fazla vaktimiz yok. Burcu Aslı'nın Karacabey ile ilgisi olmadığına emin. Aslı'nın sırlarını öğrenmek istiyorum artık. Karacabey'e ulaşmak için mi? Yoksa Aslı'ya ulaşmak için mi? Çok yoruldum bugün. Ben de evde oturmaktan yoruldum. Aslı yok muydu? Erken çıktım. Yalnızdınız yani bütün gün. Evet, tek başıma oturmaktan sıkıldım. Kolay gelsin. Merhaba. Bir şey mi var Burcu? Seni aramam için mutlaka bir şey mi olması lazım? Hayır. Bir şey olması gerekmez. Ama benim bildiğim Burcu bir şey olmadan da aramaz. Bu yüzden kaybediyorum zaten değil mi? Başının etini yemediğim için yani. Kimsenin bir şey kaybettiği yok. Biraz sakin olur musun? Çok sakinim. Kahvemi içiyorum, işimi yapıyorum. Ne güzel. Kim var senin yanında? Nasıl yani? Yanında biri var senin. Konuşmandan belli. Dilek var, ne oldu? Ne konuşuyorsun boş boş yarım saattir? Söylesene, işimizi yapalım. Ne oldu işte, ben de onu soruyorum. Bir sürü laf çarpıyorsun. Pardon canım, çok uzattım. Aslı'nın çevresinde bir adam var. Az önce evden çıkarken gördüm ama teyzesine sordum. O da görmemiş gibi davranıyor. 60 yaşlarında. Tamam, bugün bakarım ben. Sen de akşam gel konuşalım. Tamam, görüşürüz. Aslı biriyle görüşmüş, 60 yaşlarında bir adam. Aslı göründüğü kadar masum değil Kemal. Tam tamam diyorsun, yeni bir şey çıkıyor. Aslında dosyayı sen bir daha bak istersen. Geçmişinde sırlardan çok acılar var. Anneni ben öldürmedim Aslı. Yine mi izledin beni? Yok. Burada bekliyordum. Nereden bildin? Hmm.
sen benim kızımsın. Neslihan'ı hatırlıyor musun? Nasıl unuturum ki? Yaramaz, nazlı kedi. Birlikte büyümüştünüz. Küçükken kardeşini sanıyordun onu. Ölünce kaybolmuştu. Seni burada bulmuştu. Çok gelirdim buraya. Ben de peşinde. Sen zaten çocukken de uzaktan sevdin beni. Bilmiyordum. Beceremedim başka türlüsünü. Annem senin yerine de sevdi beni. Annen herkesi sever. Sen neden sevmedin bizi? Çok sevdim. Hayatımdan da çok sevdim. Git buradan. Yalnız kalmak istiyorum. Gidemem. Artık hiçbir yere gidemem. O zaman nasıl gittin peki? Anlayamıyorsun Aslı. Mecburdum. Başka türlüsünü yapamazdım. Anlamıyorsun öyle mi? Biliyor musun peki sen ne demek bir çocuk için babasının o yaşta onu terk edip gitmesi? Annemin gözümün önünden hiç gitmeyen o hali. Anneni geri getirebilmek için canımı verirdin. Bak, artık ikimiz için bir hayat istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çetin bir gün birlikte gitmeliyiz şu çiftliğe. Çok seveceksin. Ben de çağırdım ama bir türlü getiremedik çiftliğe. Atlardan mı korkuyorsun? Ben korkmam. Geleceğim. Ama sonradan çağırdığına pişman olma. Yok canım, eğlenirsin sen de. Aslı yok mu? Yok, ben varım. Ne olmuş? Onunla konuşmuştuk daha önce, ortak broşür hazırlamak için. Neyse, gelir herhalde. Beklerim ben. Biz de soğuk bir şeyler içelim mi? Keyifli miydi gününüz? Ya çok güzel bir gündü gerçekten. Görmelisin şu an çiftliği. Atlarla bir saat geçiriyorsun. Ne sinir kalıyor ne stres. Neden döndün bunca sene sonra? Senin için. Benim sana ihtiyacım yok. Sen yokken benim yanımda dostlarım vardı. Biliyorum. Bütün yaşadıklarının hepsini biliyorum. Üniversiteyi kazandığında kaldığın yurdu. Kurtuluş'ta taşındığın evi. O eve gelip giden arkadaşlarını. Başını belaya sokup sonra beladan pisi pisine ölüp giden o çocuğu. Kurtuluş'tan Sarıyer'e bir gecede taşınma macera. Seni taşıyan adamın paran yoksa verme dediğini, Mithat'la tanışmanı. Onun seni... Yeter. Madem her şeyi biliyordun da neden ben o acıları yaşarken bir kere olsun gelmedin yanıma? Şimdi bir şansın varsa o zaman gelseydin onu da kaybedecektin. Bana güven. Ben senin babanım. Benim güvendiğim insanlar var. Sen öylece uzaktan izlerken her şeyime koşan, yanımda olan insanlar. Mithat gibi mi? Evet, Mithat gibi. Ne kadar güveniyorsun ona? Efendim? Aslı, iyi misin? Nasıl oldun? Daha iyiyim, sağ ol. Gelmemi ister misin? Neredesin? Hayır. Akşam tesiste görüşürüz. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Peki tamam. Akşama görüşürüz. Ne olmuş Mithat'a? Mithat sana değer veriyor aslında. Ama her şeyi anlatma. Ne anlatacaktı ki? Eren'in öldüğü gece Mithat onun yanındaydı. Yalan söylüyorsun.
Ben bir odaya gidip üstümü değiştirip geleyim. Ne oldu, konuştunuz mu Aslı'yla? Dilek Kemal'le mi gelmiş ya? Her gün gidiyor at binmeye. Buraya at binmeyi öğrenmek için mi gelmiş? Yok işte, bir tane nişanlısı vardı ya. Ondan uzaklaşmak için. Çetin Bey. Ne var abi, ne var? Kahvenizi getirmiştim efendim. Afiyet olsun. Aslı ne haber? Pek iyi sayılmam. Gelmemi ister misin? Neredesin sen? Şey mi var Kemal? Aman altta kalma. Konuşturma şimdi beni. Söyle ne oldu? Aslı aradı. Onunla buluşmaya gidiyorum. Yeni bir bilgi var mı? Dosyasına bir daha baktım. Elimizde yeni bir fotoğrafı yok. Ama adamın yaşı Aslı'nın babası olmaya uygun. Babası olsa neden saklasınlar ki? Teyzesi de söylemedi diyorsun. Belki. Aslı'nın annesinin intiharıyla bir ilgisi vardır. Büyük hikaye yani. Asıl büyük hikaye sen böyle gidersen başlayacak. Nasıl gidiyorum ben? Böyle Bodos'la mı Aslı'ya doğru? Bu işi bir an önce bitirmek için Bodoslama gideceğim. Korkmuyorum. İnanmıyorum ya. Bu bahçe ne zaman bu kadar küçüldü? Bahçe aynı bahçe de biz çok küçüktük. Keşke hiç büyümeseydik. Bir saniye Aslı, orada dur. Bu bahçede oynadığımız zamanlar kepçe kulaklı tombalak bir bebeydim. Herkes dalga geçerdi benimle. Şimdi büyüdüğünde bir şey mi oldun diyeceksin ama o yıllara da dönmek istemem yani. İyi ki geldin. Sesin o kadar kötüydü ki merak ettim ne oldu diye. O kadar çok şey oluyor ki yetişemiyorum. Dünya dursun, her şey dursun istiyorum. Bak çevrene. Farz et şu an hayat durdu. Sadece ikimiz varız. Ne yapmak isterdin? Hayatımdaki herkesi en baştan seçmek isterdim. Tek tek. Çok zor. En yakınındakilerin yalan söylediğini... Çevrendeki herkesin seni kandırdığını düşünmek daha mı kolay? Ama seninle arkadaşlığımız o kadar güzel, o kadar samimi ki. O yüzden dedim keşke büyümeseydik diye. Hem ne olacak ki? Benle de dalga geçiyorlardı kuşlardan korkuyorum diye. Korkar mısın kuşlardan? Hayır. Artık sadece insanlardan korkuyorum. Rahatsız etmiyorum değil mi? Saçmalama, otursana. Atlarla mı ilgili? Hayır, çocuklarla. Sever misin çocukları? Hayır, sevmem. Niye? Ne demek niye? Sevmek zorunda mıyım?
Canım sevmezsen sevme. Dilek'e bak, severim tabii. Ruhum çocuk daha benim. Beni bir çocuk parkında bırak, akşama kadar kendimi kaybederim orada. Niye dalga geçiyorsun benimle o zaman? Sen niye gelir gelmez kitap atlarla mı ilgili diye soruyorsun? Şu aralar pek bir ilgilisin atlarla da ondan. Kemal'in çiftliği olmasa burada hiç durmayacaksın. Tesisinizde daha eğlenceli aktiviteler var da benim mi haberim yok? Canım burada yoksa koskoca Bursa'dayız Dilek. Yani tek yapılacak iş ata binmek mi? Mesela ata binmek mi yoksa Kemal Bey'in çiftliğine gitmek mi? Orası Kemal'in çiftliği değil. Anahtarını vermişler, işletiyor işte. Derdimiz Kemal yani. Benim ne işim olur Kemal'le Dilek? Beni kıskanıyor. Nereye fırladın gitti yine? Onları gördüm. Kimi gördün? Biliyorum, bir sıkıntısı var. İçinde bir dert var. Ama beni aramıyor, gidip Kemal'le buluşuyor Çetin. Bu ne şimdi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, yavaş. Aslı Kemal'le mi buluşmuş? Bana yalnız kalmak istiyorum dedi. Dertleştiği adama bak. Nişanlısını vuran herife kim bilir neler anlatıyor Çetin. Ne günahı var kızın kardeşim? Baştan söyleseydin Kemal'in ne mal olduğunu. Ben de günlerce oturup geyik yaptım adamla. Suç benim mi? Nereden biliyorsun Eren'i onun vurduğunu diye sormayacak mı? Soracak. Bugün sormasa yarın soracak. Sen daha ne kadar taşıyacaksın bunun içinde? Şu an belki de en güvenli insan Kemal. Kendine en yakın hissetti. Belki de... Eren'i vuran adamdan bahsediyoruz birader. Ne diyeyim Çetin? Aslı'nın karşısına çıkıp o çok güvendiğin adam, çocukluk arkadaşın, Eren'in katili mi diyeyim? Efendim Aslı, buluşalım tabii. Nerede? Tamam, bulurum ben. Güzelmiş. Eskiden de güzeldi burası. Kiminle gelirdin? Niye uzaksın bana? Sen istedin. Ben sadece yakınımda ol istedim Aslı. Neden bırakıp gittin o zaman? Eren yüzünden mi? Daha mutlu olacaktın onunla. Sen gittikten sonra sevdim ben Eren'i. Hala da seviyorum. Hep içimde yaşayacak onun sevgisi. Ama o aşk değildi. Ben bir kere çok mutlu oldum Mithat. O da seninle. Daha da olabilir miyim bilmiyorum. Bazı şeyleri ancak zamanla konuşabiliriz Aslı. Nereden biliyorsun zamanımız olduğunu? Seninle ilk karşılaştığımızda çok zor günler geçiriyordum. Bir daha kimseye güvenemeyeceğim diyordum. Kimseye kalbimi açamam. Ama sen çıktın karşıma. Bir anda. Daha ne olduğunu anlamadan kaptırdım kendimi sana. Sen de benim hayatım oldun bir anda. Neden gittin o zaman Mithat? Neden hayatımın en güzel günlerini yaşatıp beni bırakıp gittin? Korktum. Sana zarar gelmesinden korktum Aslı. Yeter. Ben aynı şeyleri dinlemek istemiyorum artık. Sen şimdi zarar vermediğini mi sanıyorsun? Bu kadar yakınımda durup, bu kadar uzak kalırken zarar vermiyor musun bana? Benden bu kadar çok şey saklarken zarar vermediğini mi sanıyorsun Mithat? Sen ne saklıyorsun benden? Ne saklıyorum? Ne yaptın bugün? Kiminleydin mesela? Ne yaptım?
Annemin mezarına gittim önce. Ağladım. Sonra Kemal'le buluştum. Çünkü kendimi çok yalnız hissettim. Nasıl iyi geldi bir bilsen. Yalansız, dolansız. Sırları olmayan eski bir dostla konuşmak nasıl iyi geldi. Hadi sen anlat. Eren'in öldüğü gece ne yaptın Mithat? Mithat'la ilgili bir derdi var kesin. Ya da sen öyle olsun istiyorsun. Ya da sen benim öyle istediğimi sanıyorsun. Bak bu tam benlik bir oyun ha. Ya da sen ya da sen. Böyle böyle sabaha kadar devam eder bu. Hemen pes ederim, hiç uzatmam. Nereden biliyorsun aslında Mithat'la ilgili bir derdi olduğunu? Kendi mi söyledi? Söylemedi işte. Adı bile geçmedi Mithat'ın. Mesele de bu. E nedir yani? Şudur. İşle ilgili, aileyle ilgili, arkadaşlarla ilgili bir sorun varsa kadınlar yaşandığı gibi anlatırlar mevzu. Şu şunu dedi, bu bunu yaptı. Ama özel bir erkekle ilgili ise mevzu, hepiniz filozof olursunuz. Öyle laflar çıkar ki ağzınızdan, yazsan kitap olur yani. Kadınları bu kadar iyi tanıdığını görmek gözlerimi yaşarttı. Yoksa sadece Aslı ile ilgili bir durum mu? Burcu ne olur ya? Dilek gelir, Burcu konuşulur. Burcu gelir, Aslı konuşulur. Çok sıkıldım ben. Siz Dilek'le benim konuşuyorsunuz? Yok öyle değil. Yanlış anladım. Aman tamam, ne haliniz varsa görün. Sen ne diyordun onu söyle. Aslı ile Mithat'ın arası bozulursa işler beklediğimizden daha hızlı gelişebilir. Hazırlıklı ol. Bazı ilişkiler ne eskir ne bozulur Kemal, ne olursa olsun. Sen hazırlıklı ol. Sırlarla yaşamak istemiyorum artık. Ağır büyük bu. Yaşayamayız zaten. Anlat artık. Seni bıraktıktan sonra yanımıza geldi Eren. Konuşmak istemiştim onunla. Ne konuştunuz? Anlatmıştım sana Aslı. Biliyorsun. Kaçacaktın bizi bırakıp. Dayanamıyordum artık. Gücüm kalmamıştı. Sizi mutlu gördükten sonra... Mithat, o gece ne oldu? Gelme dedim. Git dedim. Bırakmadı. Bırakmadı, geldi peşimden. Benim yüzümden oldu. Sana yemin ettim. Onu yapanlar cezasını çekecek dedim. Bugünden beri başka hiçbir şey düşünmüyorum Aslı. Ama... benim yüzümden. Kardeşim... da can verdi. Söyleyemedim sana. İnanamadım. O gece kabus gibiydi Aslı. Her sabah kalktığımda yalvardım geçsin diye. Ama yok. Eren yok artık. Bir şey söylemeyecek misin?
Rahatladım. Eren'in benden bir şeyler saklıyor olduğunu düşünmek çok zordu. Sonra benim yüzümden mi oldu acaba diye düşünüp durdum. Ne istersen söyle Aslı. Git dersen giderim. Gitme Mithat. Yeter ki benden bir şey saklama. Sen de benden saklama. Ne var aklında? O adam. Yüzüme bak. Çarşıda gördüğümüz. Evin etrafında dönen o adam. Kimdi Aslı o? Alo? Teyze. Sende onun numarası var mı? Kimin? Babanın mı? Ha, var tabii kızım. Tamam, eve çağır. Mithat'la geliyoruz. Aslı, sen iyi misin kızım? Ne oldu böyle birdenbire? Teyze lütfen, birazdan oradayız. Tamam, tamam kızım. Hadi görüşürüz. Hadi teyzeme gidelim. Daha fazla uzamasın bu mesele. Hoş geldiniz. Kötü bir şey yok değil mi? Merak etmeyin, bir şey yok. Gelsene Mithat. Buyurun. Hayatımdaki en değerli iki adam. Biri yokluğuyla, biri de varlığıyla hayatımı değiştirdi. Mithat ve sevgili babam. Onu bana verdiği için her gece Allah'a şükrettiğim babam. Ben küçücük bir çocukken beni terk edip giden babam. Bıraktığı acıyla annemi burada ipe çeken babam. Aslı. Yalan mı? Yalanları bilmiyorsun aslında. Hala mı bilmiyorum? Ne kadar çok şey varmış bilmediğim. Ama hepsini öğrendim bu gece, içim yana yana. Ben büyüdüm Eşref Bey. Kimseden de bir şey saklamıyorum. Ama kimse de benden saklamasın artık. Anlat hadi. Tamam yeter. Bana güven dedin ya. Nasıl isterdim sana güvenmeyi? Acı da olsa. Canımı da yaksa gerçekleri öğrenmeyi nasıl isterdim? Cesaretin yok değil mi konuşmaya? Kızım, üstüne gitme babanın bu kadar. Babam. Babam öyle mi? Yıllardır yüzünü görmediğim bu adam benim babam mı? Baban. Bir gün olsun bırakmadı seni. Bu kadar yıl bu ev, okulun, masrafların nasıl döndü Aslı? Hep babam baktı sana. Kolay değil onun için. Benim için kolay mı? Aslı'yı düşünmelisiniz. Zaten onu düşünüyorum. Zaman tanıyayım biraz. Güçlü biridir o. Hayatta nelerle baş edebildiğini ben çok iyi biliyorum. Gördüm. Biliyorum. İkinizi de izledim. Onu da, sizi de. Konuşmak isterseniz yarın beklerim.
Belki bana da anlatmak istediğiniz şeyler vardır. İyi geceler. Adam niye gelmiş yıllar sonra? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Babası da olsa aslında hayatını zehir etmesine izin vermeyeceğim Çetin. Belki de ihtiyacı vardır. Kimin? Her ikisinin de. Aslı'nın babasına, adamın da ona. Aslı annesinin intiharından babasını sorumlu tutuyor. Bundan sonra kolay olmayacak onun için. Kolay olmasa da iyidir abi. Hiç hesapta yokken baban oluyor yıllar sonra. Şimdi düşünsene, bizim babalar çıkıp geliyormuş pat diye. Vallahi ben hiçbir şey sormam. Ellerine yapışırım. Sen hiç düşünmüyor musun? Çok eskidendi Çetin. Şimdi Aslı'dan başka bir şey düşünmüyorum. Sen varken Aslı'ya bir şey olmaz. Benim başıma ne gelirse gelsin o rahat etsin istiyorum. Aslı'yı patron yapacaksın yani. Patron yok. İki ortak olacaksınız. Sen? Sonra belki beni de alırsınız yanınıza. Ne yapıyormuş şimdi? Baban mı? Söylemedi bir şey. Senin yakınında olmak istiyor Aslı. Nerede kalıyormuş? Otelde filan herhalde. Onu evin alacak bir arkadaşı bile yok değil mi? Senden başka hiçbir şey düşünmek istemiyor. Ben de hiçbir şey düşünmeden yaşamak istiyorum. Güzel kızım, sıkma canını. Zamana bırak biraz. Herkesten kaçarak, herkesten saklanarak yaşamak o kadar zor ki. Tutma içinde, tutma. Çok zor olacak teyze. Günaydın. Aa, Burcu kızım gel. Bir çay içer misin? Çıkmam lazım ama varsa çayınız zahmet olmazsa içerim. Ay ne zahmet ayol, hemen getiririm. Otur sen. Elimden bir şey gelir mi? Efendim? Çok zor olacak teyze dedin ya. Sıkıntının yüzünden okunuyor. Paylaşmak istersen dinlerim. Biliyorum, sağ ol. Evime hayat getirdiniz kızlar. Ama her öğün böyle yersek kaçarım ben. Aa, ne olacak ayol, kuş gibi yiyorsunuz zaten iki yudum. Dün akşam ev kalabalıktı galiba biraz. Aşağı inecektim ama rahatsız etmemek için inmek istemedim. Yok canım, ne rahatsız etmesi. Yoksa yeni pansiyoner arkadaşlar mı geliyor bana? Yok, misafirler vardı, Mithat uğradı. Aslı'yı bırakırken çay içmek istemiş. Babam geldi bir de. Öyle mi? Demek babasıymış. Babasıymış. Yıllardır görüşmediği babası. Eşref Karaağaç. Dosyasına bakılırsa sadece bir isim olarak duruyordu aslında. Şimdi hayatının tam ortasında. Aslı'nın dünkü haline bakılırsa pek öyle hayatına sokacak gibi görünmüyor. Ne kadar kızgın olursa olsun, kızlar babalarının hayatlarından öyle kolay çıkaramazlar. Göreceğiz. Niye göreceğiz ki? Anlamadım. Yani bize ne Aslı ile babasının ilişkisinden Kemal? Adam başka biri olsa kızla olan ilişkisinden dolayı araştıralım diyecektim. Ama babasıymış işte. Kızın geçmişini de konuştuk. Karıcı Bey'le bir bağ yok. Yani Aslı benim artık hiç ilgimi çekmiyor. Bazen bu iş hiç bitmeyecekmiş gibime geliyor. Bana da bu işin sonuna geldik gibi geliyor. Ben bir elimi falan yıkayıp geleyim. Bir an önce adım atmamız gerek Kemal. Bu görüşmelerimiz çok fazla dikkat çekmeye başladı. Tesiste de suyum ısındı zaten. Biz hata yapmayalım. Onlar mutlaka açık verecek dedik. Karaca Bey'in uzun süredir eli kolu bağlanmış gibi. Ses çıkmıyor. Bu sırada mutlaka bir yerden patlayacak bu iş. Bir planın var mı peki? Her şey olduğu gibi devam edecek. Seni geri çekemeyiz. Hmm.
Anlıyorum seni. Kızını da özledin. Ama biraz daha sabret dedik. Başka çaremiz yok. Biliyorum. Kendim için söylemedim. Başladığım işi yarım bırakmam. Bilgin olsun diye söylüyorum. Çetin çok fazla üstüme gelmeye başladı. Sana da tavırlı artık. Kıskanıyor muyuz? Kıskanması için Burcu'nun seni sevdiği gibi sevmesi gerekiyor. Yok. Ne öyle sevsin ne de öyle kıskansın. Haklısın. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hoşça kal. Hoşça kal. Bursa'dan çok sıkıldım ben. Geçecek Burcu. Az kaldı. Dırdırcı kadınlar gibi oldum değil mi senin yüzünden? Burcu. Hayatımızı özledim. Cihangir meydan kahveyi özledi. Hafta sonu gitsek mi? İki günlüğüne. Bu iş bitmeden hiçbir yere gidemeyiz. Yani en azından ben gidemem. Ben de seni almadım hiçbir yere gitmem. Yeah.